huzursuzluk artık dillendiriliyor açık açık. Reis sadece kendisini düşünüyor, bizle hiç ilgilenmiyor, rahatsızlığı var. Bir kısmı genel merkeze gitmeyi, meclise gitmeyi de bırakmış zaten. Bunu da açıkça söylüyorlar. Şimdi bugün bazı haberler var. İktidar partisinde kaç dönem milletvekilliği yapacak bu isimler? Ona da tabii ki Cumhurbaşkanı karar verecekmiş, nihai kararı. Şimdi biz de hepimiz biliyoruz ki her seçim dönemi bir daha aday olmayacağını gören, milletvekili bilen zaten çalışmaz. Şimdi o yüzden bir de yeni kadrolar ya da eskinin önemli isimleri tekrar hatırlatılsın. Nasıl bir strateji bekliyorsun Adalet ve Kalkınma Partisi'nden? Ben karar verdiklerini henüz düşünmüyorum. Şimdi 3 dönem kuralını uygulasalar Binali Yıldırım da meclise giremeyecek sanıyorum. Onun gibi böyle işte 40, ona Cumhurbaşkanı karar verecek. İşte 40 kadar isim. Henüz bu konu gündeme, resepsiyonda sormuştuk. Henüz gündemimize gelmedi bu konuyu. Konuşmadık demişler. Hatta Binali Yıldırım'a sormuştuk. Henüz gündemine gelmedi. Bence bunun stratejisini henüz belirlemiş değiller. Ama şu söyleniyor. Partilerin, milletvekilleri, meclisteki performansları bir yana ki dediğin gibi mecliste bir etki alanları kalmadı, çok güçleri kalmadı. Düşünsene biz sürekli yoklamalar alınıyor mecliste. Muhalefetin meclisi çalıştırma mekanizması aslında. Gelin bulunun bu yasa sizin. O mecliste oturun diyor o yoklamayı isteyerek kızıyor iktidar partisi ama gelmiyorlar. Kapandı oluyor ara ara. Meclis çalışmalarına çok iyi katılmıyorlar. Bunu illerde, o gücü illerde kullandıklarını biliyoruz. Bunu bir parti yöneticisi anlattı bana. Kendi illerinde il ilçe müdürlerinin belirlenmesi, bakanlıkların. Onun dışında kendileri ve akrabalarının o kentteki etkisi. Çok büyük rahatsızlıklar var teşkilatlarda, illerde. Ve o nedenle çok iyi bir milletvekili listesi belirlenmesi gerekiyor. Bu eski artık rahatsızlık boyutuna varan bazı ilişkilere de gitmiş, o noktalara gelmiş. Birçok ismin değişmesi talebi var, tazelenmesi milletvekillerinin. Ama bir yandan da işte başka güç ve ilişki ağlarıyla o geleceklerini sürekli garanti altına alan mı diyeyim artık isimler var. Ben henüz stratejinin belli olduğunu düşünmüyorum ama talep, biz daha iyi bir oy almayı da hedefliyorsak illerdeki milletvekili listeleri bizim için çok önemli diyor. İktidar partisinin hani sağduyulu yöneticileri yukarıdan işte Cumhurbaşkanı belirlerse bu olmaz diyorlar. İllerin özellikleri, orada sevilen insanlar, kanaat önderleri, güçlerine bakmadan. Bu hata son seçimde yapıldı. Hatayı tekrarlayabilirler gibi tekrarlayabilirler. Benim bir isim var. Onu da nereden anlıyorum? Bu üç harfli büyük perakende zincirlerinden birinin CEO'su olarak bilinen bir kişiyle yani son günlerde bayağı kıran kırana kavga var. Yani tabii. Özellikle MHP'den çok sert bir yanıt geldi. O iş adamı ya bu fahiş fiyatlardan onlar sorumlu tutuluyor. Bunu katiyen reddediyor. Biz zaten neredeyse bazı ürünlerde zarardayız diye detaylı bir açıklama yapıyor. Ben bilmiyorum hatırlar mısın ama 2018 seçiminde tam da o grupla ilgili bir yazı yazmıştım. 2018'de de İstanbul seçimlerinde yine aynı perakende zincirinin yöneticileriyle kavga etmişlerdi. Hatta bu Tanzim Satışlar dönemi, Tanzim Satışlar kurulamamıştı oraya. Migros, eskisiz, isim vermeyelim, büyük başka süpermarketler satarken o adı geçen üç harfli perakende zincirinin sahibi orada o satışı istememişti patates, soğan satılırken Tanzim Satışlar'da. Ve oradan başlayan bir kavga vardı dönemin bakanı Berat Albayrak'la. Ve hatta iddia odur ki o kavga İstanbul seçim sonuçlarına da yansıdı denir. Yani şimdi mesela aynı hata neden tekrarlanıyor? Aralık ayındayız Özlem. Geçen işte tam bir yıl geçti o kur krizinin yaşandığı geceden. Hemen hemen bir hafta sonra mı olacak işte? Merkez Bankası'nın. Ardından o döviz kuru işte patlaması, sonrasında kur korumalı mevduat sistemiyle aşağı çekildi falan. Hani bu süreç böyle başladı. Bugün işte geldik. Fırsatçılık yapan işletmeler yok mu?
üç isimli ya da başka, üç harfli ya da başka fırsatçılar yok mu? Var, ben onu da reddetmiyorum. Orada da devlet mekanizmasını ve denetim sürecini sorgularım aynı zamanda. Devlet sorumluluk kabul etmiyor, hala etmiyor. Hiçbir sorumluluk dünyayla ilişkilendiriyor. Küresel işte Ukrayna, Rusya, küresel pandemi sorunları. Bütün dünyada hiçbir şey üzerlerine, hiçbir şey üzerlerine yapışmıyor. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Yani izlerken o demeçleri alırken şaşırmamak elde değil. Ve geldik buraya işte marketlere. Fırsatçılık konusunda gerçekten ben, yani hepimiz alışveriş yapıyoruz ve günlük o fiyatın değişimine anlam veremiyorsun. Stokçuluk yapıldığını da biliyoruz. Bu var. Bu burada devletin sorumluluğu var. Bunların büyümelerine yaptıkları katkılar, pervasızlıklarına verdikleri primler ve daha birçok şeyi konuşabiliriz. Aynı zincirlere şunu özellikle kayıtlara geçireyim. İyi ki bunu söyledin. Aynı zincirlere sektörde yani belirleyici rol verildi. Tabii. Eskinin tarım kredi kooperatifleri yerine piyasa belirleyicisi oldu bu kurumlar. Yani tabii, bu büyük zincirler. Hatta bunun doğrudan Tarım Bakanı'nın ağzından açıklaması bile var. Bu sıvı yağ meşhur işte bir anda arttı. İnsanların evinde sıvı yağ sıkıntısı yaşanırken Tarım Bakanı açıklama yaptı. Yani büyük zincirleri çağırdık, söyledik bunların yöneticilerine siz de stok yapın diye. Yani stokçuluğu bir yandan Cumhurbaşkanı eleştirirken Tarım Bakanı bizzat bu büyük market, zincir marketlere stokçuluk yapmalarını önerdiğini kendisi söyledi. Yani şimdi geldik yine, yani bu biraz dostlar alışverişte görsün kalması gibi. Bence sorumluluk üstlenmek istemiyor bu yaşanan. Çünkü ağır bir tablo, bir yıldır çok ağır bir tablo yaşıyor vatandaşlar. Sorumluluk üstlenmek istemiyor. Her şey kendi dışında ve suçlayacak sürekli. Babacan'ın bir ifadesi vardı, günün düşman tablosu diye. Yani her konuda burada da düşman tablosu oluşuyor ama hiç hükümete bir hatası ve sorunu yanlışı yok. Aynı şekilde gidiyor ama vatandaş böyle görüyor mu emin değilim. Gerçekten inanılmaz bir tablo var. Bu dönem Aralık ayı bir yandan bu sıkıntılar işte bizim dışımızda gerçekleşiyor mesajlarıyla belki orayı da denetleyeceğiz, ceza keseceğiz, işte ne yapacak, kapatma verecek, hani nasıl çözecek bilmiyoruz. Bir yandan asgari ücret gelecek, EYT sözleşmeli. Mesajları yine buralardan toparlamaya çalışacaklar, kendilerini, seçmenini rahatlatmaya çalışacak ama ne kadar etki eder, ne kadar ihtiyaçları giderir emin değilim. Yani eskiden seçim öncesi iktidar partisinde çok kendine güvenli bir hava, burunlarından kıl aldırmayan açıklamalar, hatta bizimle iddiaya girerdi parti yöneticileri, milletvekilleri. Benim öyle bir iki kaybettiğim iddia var. Benim de bir listem var, seçim bahisleri diye. Değil mi? %70 bitmeyen diyen de var. Tabii biz şimdi asgari ücret tablosu yaptık, kim ne diyor, hangimiz tutturacağız diye. Yani şimdi bu... Ama ben bu dönem o havayı görmüyorum. Sen nasıl yorumluyorsun? Çok iddialı değiller. Değil mi? Değiller. Hem biraz moraller epey bozuk. Sanki o eskinin kendine güvenen havası, yani İsmet Demirdöğen'in söyledikleri aslında çok da gerçeği yansıtıyor anlaşılan. Çünkü hani reis kendini düşünüyor, bizimle ilgilenmiyor. Çünkü parti yok ortada. Sadece Cumhurbaşkanı'nı ve onu öne çıkarmaya çalışan birkaç kişiyi görüyoruz. Bu sistem ve kendi elleriyle etkisizleştirdikleri bir tablo. Biz bu parti ve öncülünün saha çalışmalarındaki o etkisini, gücünü, heyecanını izledik. Kadınların işte sahadaki gücünü, etkisini bugün ortada, bu anlamda profesyonel devlet organlarıyla, kaynaklarıyla yönetilen bir propaganda faaliyeti, bir siyasi faaliyet görüyoruz sonuçta. Siz bütün bunları etkisizleştirirseniz yaşayacağınız tablo bu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın o yetkisiyle ilgili bu da bir AK Partili siyasetçinin kendi sözü. Biz orada Cumhurbaşkanı'na dedi bir elbise dikmeye çalıştık, kendimizi unuttuk. Bunu söyleyen çok insan var ve bugün bu tablonun değişimi... Ben bu sözün kime ait olduğunu tahmin ediyorum ama yayından sonra soracağım sana. Çünkü bir benzer konuşmasına ben de tanık oldum. Bir de bazı şeyleri hatalı yapmışız. Muhtemelen ortak bir tanıdığımız bazı neyse şeyleri de hatalı yapmışız. Çok hatalar var. İfadesi var bu anayasa değişikliği. Keşke şunu da unutmasaydık. Şunu şöyle özellikle 50 artı 1. Şimdi
Evet, 50 artı bir daire bir konu, bir de o boyutu var. Hatta Temel Bey'in aslında Cumhurbaşkanı bir ziyareti olmuştu. Çıktığında yine yaptığı bir açıklamada demişti, her şey çok iyi gidiyor, çok mutlu gelişmelerden, tabii bu ekonomik sorunlar o zaman yoktu. Tek rahatsızlığı 50 artı bir demişti. O partide evet genel bir rahatsızlık o açıdan. Değişmez, değişemez şu, yani bir anayasa değişikliği bu tabloda mümkün değil bence. Ama AK Partiler açısından partide aidiyet duygusuyla ilgili ben de sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü sistemin içinde bir iş yeri olarak düşün. İş yerinde kendini hissetmediğin bir noktada karar alma mekanizmalarında bir aile ya da oradaki verimliliğin ne kadar olur? Yani bence sorunun yanıtı burada. Burada o mekanizmalar daralmış. Partide bir strateji heyeti var, kararlar alıyor, eğilimler belirliyor. Ama Cumhurbaşkanı ve ekibi bunu uyguluyor mu? Hayır.